Biz soruyoruz, Soner Çal kimdir? Kısaca Soner Çal'ı burada anlatalım. Soner Çal, 1963 Afyon Emirdağ doğumlu. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu. Daha sonra Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümünü bitiriyor. Uluslararası NLP Trainer, eğitimcinin eğitimi, sertifikası sahibi ISO 9001, 2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçisi, ISO 22000 Gıda Güvenilir Yönetim Sistemi Baş Denetçisi, ISO 14001-2015 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçisi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçisi. 25 yıllık eğitim kariyeri vardır Soner Bey. 2001 yılında kurulan Mega Patent Marka Enstitü Hizmetleri Danışmanlığı ve Eğitim İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Mega Patent Yönetim Danışmanlığı kurucusu ve şirket müdürüne devam etmektedir. Ayrıca Eğitim Kariyer Merkezi Eğitim Kalite Merkezi'nin kurucu müdürlüğünü yapmaktadır. Danışmanlık ve belgelendirme sektöründe Türkiye'nin en büyük ve portföyünde en fazla müşterisi bulunduran firmanın kurucusudur. Hizmet verdiği markalar EKM Eğitim Kariyer Merkezi, Eğitim Kalite Merkezi, Türkbel, Liyakat markaları ile eğitim ve yönetim danışmanlığı hizmeti vermektedir. Soner Çal, Mega bilgilendirme markası ise Türkbel'dir. Ayrıca Mega Patent, Türk Patent ve Marka Kanunu'nun yetkili vekilidir. Soner Çal Bey, Sinerji Hareketi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Ayrıca Türk Hareketi Derneği Genel Başkan Yardımcısı'dır. Soner Çal'ın bazı makaleleri, Toplam Kalite Yönetiminde NLP'nin Veri ve Önemi makalesi, Türkiye'de COBİ'lerin Durumu makaleleri, Dünya Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Markadan Marka Yaratmak makalesi, gündemde kalan makalelerden sadece birisidir. Büyük ölçekli kuruluşlara şirket anayasası oluşturmaktadır. Eğitimci, yönetim danışmanı Soner Çal'ı kısaca burada tanıttık. Şimdi bir Japon atasözü diyelim, Japon sözü var, çok güzel. Burada Oğuz Hocam da var, güzel bir atıf olacak diye düşünüyorum. Kendine usta diyebilmen için önce ustanı geçeceksin. Sonra seni geçecek bir öğrenci yetiştireceksin der Japon atasözü. Eğitimci yönetim danışmanı ve Sinerji Hareketi Genel Başkanı Soner Çal Bey'i startup girişimciliğinde iletişimin önemi ve vizyonerlik liderlik konulu konferansını vermek üzere alkışlarınıza sahne davet ediyoruz. Sevgili dostlarım, Oğuz Hocam burada, herhalde annem de burada. Şimdi ikisinin yanında konuşmak bana bir heyecan verecek. Dolayısıyla benimle gurur duymak için. Ben Oğuz Hocam'ın yanında hep heyecanlanan birisiyim. Yoksa ben heyecan nedir bilmiyorum. 2005 yılında Oğuz Akın Hocam'dan NLP Pratisyen Master eğitimleri aldıktan sonra benim hayatım değişti. O eğitimlerden sonra Türkiye'nin en büyük danışman kuruluşu oldum. NLP ön varsayımlarının birinci maddesi şöyle diyor. Başarma olasılığı en yüksek olan birey, düşünce ve davranışlarında en esneklik gösteren bireydir. Nerede esneklik? Düşünce ve davranışlarda. Örneğin Ayşe Hanım'ın düşünce ve davranışlarında esnekliği bu kadarsa bu kadarlık başarı ve mutluluğu yakalar. Oysa Ahmet Bey'in düşünce ve davranışlarında esnekliği bu kadarsa bu kadarlık zenginlik ve mutluluğu yakalar. Dolayısıyla 2005 yılından sonra 15 yıl zaman zarfında portföyümüzde 10 binlerce müşteri portföyü bulunduran bir firma Eskişehir'de duyuyor arkadaşlar. Biz bunu nasıl sağladık? Arkadaki konferansımın konusu girişimcilikte iletişimin önemi ve liderlikte. Oysa bu baskılara girdikten sonra değiştirdim ben bunu. Startup girişimciliğinde iletişimin önemi ve vizyoner liderlik. Bugünkü konferansımız bu. Evet sevgili dostlarım.
insanların ve kuruluşların değeri ürettiği kadardır. Startup girişimcilerinin cephelerinde rakamlara sığmayan anlayışlar, bu anlayışlarla hesaplanamayan yetenekler, bu yeteneklerden doğan sonsuz düşünce ve hayaller vardır. Bu söz Çiğdem Güven Çam'ın on binlerce sözün içinden birinci seçilen bir sözdür. Cenab-ı Allah her insanoğluna bu özelliği vermiştir. Fakat bu insanoğlu bunun farkında değil. Farkındalığını veren NLP bilimidir. Saygıdeğer hocamı huzurunuzda bir kere önünde eğiliyorum. Sevgili dostlarım, şimdi kısa bir test göreceğiz hep beraber. Bu test Profesör Doktor Özcan Köktan Bey'in bir testi. Türkiye'de KOSGEB'de hep girişimci yetiştirmek için kurslar açtılar ve hepsi hüsranla sonuçlandı. Neden hüsranla sonuçlandığını size ispatlayacağım. Bir testi hep beraber okuyoruz. Bu girişimcilik testi. Kedi bir ağaca çıkıyor, inmek bilmiyor. Kediyi o ağaçtan indirmek için ne yaparsınız? Bir, ağaca tırmanırsınız. İki, ağaca merdiven dayayıp tırmanırsınız. Üç, gel pisi pisi diye seslenirsiniz. Dört, dişi bir kedi bulup ağacın altına getirirsiniz. Beş, itfaiye gibi kurtarıcı görevler ararsınız. Bir diyenler parmak kaldırsın arkadaşlar. Bir diyenler, beş kişi. İki diyenler, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Üç diyenler, 9. Dört diyenler, 2-3 kişi. 15. Sizden hareketini çıkardım. 5 diyenler, en fazla 5 diyenler. En fazla 5. Şimdi sevgili dostlarım, cevaplara bakıyoruz. 1 diyenler, ağaca tırmandıysanız cesur ve girişkensiniz. İyi bir satış temsilcisi olursunuz. İki diyenler, ağaca merdiven dayayıp tırmandıysanız hedefe nasıl ve yöntemlerle ulaşacağınızı planlayabiliyorsunuz. İyi bir halk ilişkiler müdürü olabilirsiniz. Üç diyenler, gel pisi pisi diye seslendiyseniz saflık derecesinde iyimsersiniz. Ne yaparsanız yapın, sakın kendi işinizi kurmayın. İşte arkadaşlar, Türkiye'de KOSGEB küçük orta ölçekli işletmelerin resmi kuruluşu hep bu maddeden girişimciler mezun etti, sertifika verdi. Devletimizin parası, emeği, zamanı hep boşa gitti. Oysa devletimiz girişimcileri görsel insanlardan seçmek mecburiyetindeydi. Ülkemizdeki görsel insanın sayısı %5. %79'a %25 kişisel. Cenab-ı Allah insanoğluna 4 farklı beyin programı vermiş. Yani insanlar 4 farklı dilden konuşuyor. Sizin başarılı olma şansınız, dijital işi seninle koyarsak 4 adet oluyor. 4 farklı beyin programı. Sizin başarılı olma şansınız %25. Dışarıda %75 bir boşluk var. Bir boşluk var. Buradakini karşıya dayatıyoruz. Oysa karşıda farklı bir alem, farklı bir beyin programı var. Devletimizin en büyük hatası. Üçüncü madde. Dört diyenler, dişi bir kedi bulup ağacın altına getirdiyseniz kendi işinizi kurup çok başarılı ve ünlü olabilirsiniz. Bu madde geleneksel girişimciliğin maddesidir. Startup girişimciliğin değil. Beş diyenler, itfaiye gibi kurtarıcı görevleri aradıysanız
Sorumluluğu başkalarına atmayı iyi beceriyorsunuz. İyi bir üst düzey yönetici olursunuz. Şimdi sevgili dostlarım, dünyada en önemli canlı arılardır. Dünyada. Dünyada en önemli insanlar girişimcilerdir. Yine dünyada en değerli insanlar startup girişimcileridir. En az 10 yıl ve 10-15 yıl sonra çoğu meslek dalları silinip gidecek. Evet, silinip gidecek. Startup, İngilizce bir kavram. Sıfır noktasından başlayıp çok kısa bir zaman zarfında e-ticaret, e-ihracat, internet teknolojileri, e-iş süreçlerini çok iyi kullanması gerekiyor. Bunların da başarılı olmasındaki önem sıralamasına göre faktörler, en önemli faktörü zamanlama %42. Ekip icra %32. İş modelleri %28. Fon bulma %14. Sonuncu madde ise farklı ve özgün fikirler. Çok iyi farklı ve özgün bir fikriniz olabilir. Ancak zamanlamayı iyi yapamadıysanız, ekip ve icranız iyi değilse çok iyi fikir çok kötü yönetilebiliyor. Bugün günümüzde ülkemizde çıkan startup şahsiyet Nevzat Kaya denen bir Türk dostumuz. Online yemek sepeti pol. Zamanlaması harikaydı. Parantez açıyorum. 2000'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde internet bağ hızı %50'yi bulduğu zaman YouTube çıktı arkadaşlar. YouTube, Facebook, Amazon, Apple gibi kuruluşlar bunlar 20 yıl önceki dünyanın en değerli kuruluşları, en değerli markaları, General Electric, Gazprom, Shell, Exxon gibi firmaları ikiye katladı. Sevgili dostlarım, dünya değişiyor. Dünya değişiyor sevgili dostlarım. Startup girişimcileri neden çıkaramıyoruz? Neden? Sevgili dostlarım, startup girişimcileri çıkaramayız. Neden çıkaramayız? Protokolda doçent doktor Rıdvan Kozak hocamız var. Kalkar mısınız hocam lütfen? Hocam lütfen oturmayın. Dönünüz şöyle. Dönünüz. Rıdvan hocam, dünyada her ülkenin dillerinde ana portal domainlerin sayılır. Binlerce domain var. Dünyada iki kişi okuyor arkadaşlar. Biri Alibaba.com, biri Rıdvan.com. Rıdvan hocamı hiç kimse anlatmadı. Bir tek ben anladım, onu da yanlış anladım. Evet, onu da ben yanlış anladım. Rıdvan hocamı anlayacak ufku geniş, vizyoner lider yöneticiler yok. Yok. Bas bas bağırıyor. Benim bu domainlerimi adam edin. Arkadaşlar, domain derken adiveli değil. Ürünün portal isimleri. Örneğin mobilya.com, tatil.com gibi. Yani ürünün genel kavramın domainlerinden bahsediyorum ben. Bir tanesini ver de ben bir startup girişimci olayım diyen bir babayı çıkamadı. Dolayısıyla ilk önce bu sorumluluk bizi yöneten Ankara'da. Sonra sanayicilerde, iş adamlarında, ondan sonra da hepimizde arkadaşlar. Ülkemiz, parantez açıyorum, daha dönemedim girişimciler. Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun çok güzel bir şiiri var. En az üç dil bileceksin. Üç dil bileceksin. Oğlum Mermuş, sen ne tarih ne coğrafyasın. Sen ne şusun ne busun. Sen otobüsü kaçırmış bir milletin çocuğusun diyor. Rahmetli bugün yaşasaydı en az üç dil bileceksin dedikten sonra da startup'ı kuracaksın.
Startup girişimcisi ortaksın diyecekti. Sevgili dostlarım, 1950 yılından 2020 yılına kadar 70 yılda her 10 yılda bir kere 7 kere bu millet unutuldu. 100 yıl geriden gidiyoruz şükürlerim. Eğer 15 sene sonra biz bu startup girişimine çıkaramazsak aradaki makas 200 lira çıkacak. Sevgili dostlarım, 200 lira çıkacak. Şimdi geleneksel girişimcilikle startup girişiminin arasındaki en büyük fark nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Geleneksel girişimciler örneğin bir mobilya firması kurar, ayrıca çalışır, yıllarca çalışır, çocuklarıma iyi bir hayat vereyim, torunlarıma iyi bir gelecek hazırlayayım der. 30-40-50 yıl geçer, ondan sonra elti kavgaları, miras kavgaları firma out olur. Startup girişimleri ise çok kısa zaman zarfında o domaini alır, internet teknolojisi çok iyi kullanır, büyütür, çok büyük paraya sokar. Bugün yemeksepeti.com Nevzat Kaya Bey bu firmasını Almanların Hiro firmasına 589 milyon dolara sattı. 6 ile çarparsak 3,5 katılıyor eski parayla 3,5 milyarı Türkiye'ye soktu. Dolayısıyla insanların ve kuruluşların değeri ürettiği kadardır. Sevgili dostlarım, siz istediğiniz kadar doğru insan olun, dini bütün insan olun, 5 vakit namazınızı kılın, sabaha kadar zikredin. Allah katında bunların hiçbir kıymet harbiyesi yok. Eğer Müslümansan kelime şart getirdiyse Cenab-ı Allah'a karşı boynumuzun borcu zaten bu. Cenab-ı Allah diyor ki, ey mümin, ey Hasan, ey Rıdvan, sen Apple olacaksın, sen Amazon'u kuracaksın diyor. Cenab-ı Allah bizden istedikleri bu sevgili dostlar. İstedikleri bu. Şimdi sevgili dostlar, dördüncü maddedeki hani gel pisi pisi diyen saplıyor, bir de dişi kedi bulup indirttiriyor. Bu geleneksel girişimciler çok güzel bir örnek. İki tane şahsiyet birbirini dövüyor, bir tane geleneksel girişimci, ya birbirinize zulmetmeyin, dövmeyin, ben şu halımı temizleyin diyor. O enerjinizi diyor, doğruya kullanın diyor. Bu geleneksel girişimciler bir örnekte. Dişi kediyi vurup getiren, analitik düşünen ve yaratıcı kişiliğiyle geleneksel girişimde adaydır. Sevgili dostlarım, sol küre analitik düşünür, sağ küre yaratıcıdır. Geleneksel girişimcilikte sol küre faal sanat düşünüyorsa geleneksel girişimcidir. Startup girişimciliğinde ise sağ kürede yaratıcılık, hem sol kürede analitik düşünen insanlar startup girişimcisi olabilir. Ülkemizin hali bu. Alttaki bizim ülkemiz, yukarıdaki gelişmiş ülkeler. Bizim ülkemizde herkes şef. Hiç kimse Kızılderili değil. Herkes kendisini çok değerli kılıyor. Bir gün Alexander Dumas'ı söyleyecektim de bunun gerçeğini anlatacağım size sevgili dostlarım. 2005 yıllarında saygıdeğer Oğuz Hocam'dan eğitim alırken Oğuz Hocam bana şöyle dedi. Soner kardeşim, sana kimsenin elinden alamayacağı bir şey vereceğim dedi. Ben, Oğuz Hocam, özgürlüğümü vereceksin dedim. Hayır, özgürlük elinden alınabilir, sana bilgi vereceğim dedi. İşte o bilgiyle ben bugünlere geldim arkadaşlar. Bizim yaptığımız iş de en az startup girişimciliği kadar. Bütün dünyadaki en standartlarına hakim olan bir kuruluşumuz var. Her 4-5 yılda bir revize ediliyor bu. Yönetim danışmanlığı yapıyoruz. Yaptığımız yönetim danışmanlığının karşısında ihracatlar yapıp ülkemize döviz girdi sistem yarattırıyoruz. Sevgili dostlarım, dünya çok süratli bir şekilde gelişiyor. Bilgiyi hiç kimse elimizden alamaz. Özgürlüğünüz alınabilir. Gerçi dünya çok süratli değişiyor, çok süratli. Şimdi bilgisi olanları da korktukları için söyleyemiyor. Yine Mısırlı bir entelektüel bir insandan duymuştum.
ağzınızı sadece dişçide açarsınız demişti. Düşündüm. O zaman bize bilgi verdi ama bazen bilgi olan insanlar korkudan konuşamıyor. Konuşamıyor. Evet. Bu bizim acı gerçeklerimiz. Dolayısıyla kesinlikle politika siyasete girmek amacında değilim. Buraya gelen arkadaşlarımın için aynı zamanda bu söz arkadaşlar. Startup girişimcilik için söylenen söz ama buraya gelen yaklaşık 450 kişi arkadaşlarımı ilgilendiren bir söz. Sizlerin cehlerinde rakamlara sığmayan anlayışlar var. Bu anlayışlarda hesaplanamayan yetenekler var. Bu yeteneklerden oluşan sonsuz düşünce ve hayaller var. Ülkemizin kitap okuma oranı 10.000'de 4 olan bir ülkede ve eski Türkiye'de en medeni, en çok kitap okuyan şehir olarak bilmemize rağmen sizler bu kategoriye giriyorsunuz sevgili dostlarım. Dünyada arkadaşlar, dünyada hiçbir üniversite burayı bitiren girişimci oluyor diye bir üniversite yok. Yani dünyadaki tüm üniversitelerden mezun olanlar başkasının emrinde çalışan olarak dizayn edilmiştir. Hiç bunu düşündünüz mü? Bana öyle bir üniversite gösterin, burayı bitiren girişimci oluyor. Geleneksel bir startup girişimci oluyor diye gösteremezsiniz. Bunu dahi sistematik bir şekilde dizayn etmişler sevgili dostlarım. Şimdi, girişimcilik nasıl? Biraz sevgili hocamın alanına gireceğim, Adil hocamın. 0-3 ay 7 yaşına kadar olan bilinçaltı vardır. Bu bilinçaltında ebeveynler, çevresi, eşi, dostu bu çocuğa sürekli olumsuzlukları yükler. Yani kıtlık bilincini yükler. Yokluk bilincini yükler. Kıtlık bilincine yüklenen ailelerde ülkemizin en az %90'ı da böyle düşünür. Her anne baba oğlunun devlet memuru olmasını ister. Sosyal garantisi var, lojmanı var. Karı koca çalışır, gül gibi geçinir giderler anlayışı var. Siz hiç duydunuz mu bir babadan, oğlum sen limon satacaksın. Büyük tüccar olacaksın. İşte büyük komisyoncu olacaksın. Diye hiçbir baba oğluna böyle bir öğüt verdiğini duydunuz mu? Duyamazsınız. Genlerimizde kıtlık bilinci var sevgili dostlarım. Bolluk bilincinde yetişen insanlar girişimci oluyor. Evet. Biz 5 kardeşiz. Hep anam babam hepimizin devlet memurluğunu istedi. Hepimiz de devlet memuru. Hepimiz. İş garantimiz var. İşimiz iyi. Maaş garanti. 30 yıl oldu hesabımıza para yatıyor. Ancak sınırlı bir para yatıyor. Özgürlüğümüzü kısıtlıyor. Özgürlüğümüzü. Bir anormallik var yani. Ankara'dayım. Kaldı ki en üst bürokratlardan birisi. Kaldı ki bir anormallik var dedi. Bu iş bana göre değil. Ben özgür değilim dedim. Özgür değilim. Şimdiki yaptığım işin danışmanlığı yapıyorum. Ankara'da başbakanın danışmanlığı yapıyorum. Avrupa Birliği müktesebatlarının danışmanlığı yapıyorum. Şimdi yaptığım iş bu işte. Düşününüz, 1996'da ben Avrupa Birliği'ne şahıs olarak girdim zaten. Ve bu işi yapıyorum. Bu işi yapıyorum. Bu memurluk bana göre değildi. Ve istifa ettim. Çevrem dedi ki, sen delirdin mi? Millet buraya girmek için neler teklif ediyor? Sen kafayı mı yedin? Çevrem böyle diyor bana. Herkes kıtlık bilincinde. Ve sevgili dostlar, 25 yıl devlet memurluğu yapıp emekli parası 25 bin lirayı ve 10 dakikada görüşmemde alan bir firmaydı oysa. Şimdi kıtlık bilincini kendi kabuğunda kırdım. Diğer 4 kardeşim de devlet memuruna devam ediyor. Evet. Şimdi sevgili dostlarım, ben bunları niye anlattım?
diye. Hepimiz bu konumdayız. Hiçbirimizin birbirinden farkı yok. Farkı yok. Farkı olmayınca kişisel gelişimizi tamamlayamıyoruz. Ne demek bu? Kişisel gelişimi tamamlayamak ne demek? Kişisel gelişimini tamamlayan insanlardan da zaten girişimci olmaz. Kazara olursa 3-5 sene sonra o firma iflas eder. Uzun maratonlu bir koşu yoluna çıkamaz. Sevgili dostlarım. Özellikle ülkemizde kariyer yapmış akademik camia, ünvanlı hocalarımız, beden yaşları 50-60, zeka yaşları 15. Bizim bu kişisel gelişim eğitimleri dediğimiz olay, zeka yaşını beden yaşına getirmenin eğitimleridir. Şimdi biz bunu yapmazsak ne olur? Kompleksli, kaprisli, takıntılı kişilik olur. Beden yaşı 60, ordinarius profesör, zeka yaşı 15'te kalmış. Şimdi, kişisel gelişimini tamamlamayan kişilere yetişkin eğitim ve kurumsal gelişim eğitimi yapamazsınız. Bizim bu makalemiz bütün dünyada kabul gördü. Bütün dünyada sevgili dostlarım her dile çevrildi, bilimsel olarak ispatlandı, bütün dünyadaki enerji, para, zaman boşa gitti anlaşıldı. Düşünebiliyor musunuz sevgili dostlarım? Bizde millet olarak statü hastalığı var. Statü hastalığı var. Bize pohpohlanmak istiyoruz. Böyle şöyle Ahmet Bey böyle yaptı, şöyle yaptı, böyle yaptı, ben önde oturup arkada oturmam vesaire. İşte bu kişisel gelişimimizin tamamlayamadığımızın ispatıdır. Hal böyle olunca alçak gönüllülük ve mütevazilik olmuyor. Narsizm, egozizm, egozizm devrine gitti. Siz startup girişimciliği bekleyebilir misiniz? Ufku geniş olan, vizyoner olan, misyonu çok büyük olan kişileri biz böyle görebilir miyiz etrafımızda? Göremeyiz değil mi? Sevgili dostlarım, bizim kültürümüz insanların en hayırlısı birbirine iyilik edendir. İnsanlara faydası olmayan ellerden sayın denen biz bir kültürden geliyoruz. Ne yazık ki bu kültürümüzü de unuttuk. Bir çıkar mücadelesine giriştik. Arkadaşlar, 1200 slaytlığın özeti. Ben okurken sizin takip etmenizi istiyorum. Kullandığınız her sözcükle bir anlaşma imzalarsınız. Hem kendinizle, hem karşınızdakiyle, hem de tüm evrenle. Bir insan gelecekte ne yaşayacağını merak ediyorsa, bugün ne konuştuğuna baksın. Parantez açıyorum arkadaşlar. Sevgili dostlar, temsil sistemlerinde temsil sistemi görsel olan insanlar hep gelecek zamanla ilgili cümleler kurar. Yapacağız, edeceğiz, zengin olacağız, ortaklıklar kuracağız. İşitsel temsil sistemine sahip olan kişi hep referansı geçmiştir. Yapmıştım, etmiştim, koşmuştum. Duysal temsil sistemine giren kişinin kullandığı cümleler ise şimdiki zaman ve çok kısa zaman gelecek zamandır. Yani 1-2 ay sonra gelecek zamandır. Yapıyorum, diyorum, tatile gidiyorum gibi. Şimdi bir insanın beynindeki programı ve hangi temsileme girdiğini konuştuğu cümlelerden anlayabilirsiniz. Hep gelecek zamanla ilgili konuşan kişiler geleceğin liderleridir, geleceğin girişimcileridir. Yapmıştım, etmiştim. Yapıyorum diyen kişilerden girişimci olamaz. Bu farkındalığı bizi yönetenler daha bilmiyor. Devam ediyoruz. Muhtemeldir ki bugün en çok konuştuğumuz şey yarının deneyimi olacak. Sadece olmasını istediğiniz şeyleri söyleyin. Ben hasta olmak istemiyorum yerine ben sağlıklıyım. Yaşlanmak istemiyorum yerine ben her daim genç kalıyorum.
Yaşlanmak istemiyorum diyen insanlar oradaki odağı yaşlanmaktır mesela. Ve sonucu yaşlanmak kaçınılmazdır. Öyle ki beyin negatifi algılamaz. Söylenen her sözü gerçek kabul eder. Biraz önce saygıdeğer hocam bu bilinçaltının çalışması ilgili birkaç tane kilolar verdi. Örneğin mor benekliliği düşünmeyin. Düşünmeyin olumsuz kavramı düşün diye alır. Sevgili dostlarım, işte özellikle hanımefendiler, ne yersen yiyeyim bana yarıyor, su içsen bile yarıyor. Bilinçaltı diyor ki sen benimle bir akit yaptın, evet yarıyor dedin, al sana kilo diyor. Al sana kilo diyor. Şimdi uzman sevgili Adil Hocam bu konuyu paylaşacak, özellikle konuya girmek istemiyorum, özellikle. Mesela siz unutma dediğinizde onu unut olarak alır. Onun yerine aklında tut, daha doğru olacaktır. Birisine panik yapma dediğinizde daha fazla panik olacaktır. Bunun yerine sakin ol demek daha uygundur. Bu yüzden ne yapmak istemediğimizi değil, ne istiyorsak onu söylemeliyiz. Birisi size eğer siz gördüğünde hasta gibi görünüyorsun dediğinde eğer siz buna inanır ve onaylarsanız bu anlaşmayı zararlamış olursunuz. Ve çok fazla sürmeden hasta olacağınıza dair sizi temin ederim. Hastalık demişken bazı insanlar var. Hastalıklarına sıkı sıkı sahip çıkan benim şekerim var, benim tansiyonum var, benim diyerek siz bu kadar sahip çıkarsanız o hastalık da sizi hayatta bırakmaz. Çünkü ben diye başlayan her cümleyi bilinçaltı sahiplenir ve emir kabul eder. Bazen de kişi burada kurban oynamayı seçer. Hatta bazen bundan hoşlanır bile. Çünkü o hastadır ve çevresinden daha önce görmediği ilgiyi görüyordur. Farkından olan kişi ise o noktada bedenin kendine verdiği mesaja bakar. Ve şu soruyu sorar. Bilmem gereken şey ne? Hayatımda neyi değiştirmem gerekiyor? Neden ben değil? Nerede hata yaptım? Ve bu hastalıkla benim bedenim beni uyarıyor demeliyiz. Büyüklerin çok söylediği bir söz vardır. Bir şey 40 kere söylesen olur. Hiç düşündünüz mü? Neden acaba? Çünkü dil neyi çok söylerse bilinçaltı onu gerçek kabul eder. Beyin onu gerçekleştirmek için harekete geçer. Olumlu konuşmak ve düşünmek işte bu yüzden çok önemli. Doktor şöyle der, olumlu kelimelere odaklanarak ve bunları yansıtarak genel sağlığınızı iyileştirebilir ve beyninizin işlevselini artırabiliriz. Enerjinizi hangi kelimeler üzerine odaklıyorsanız, eğer hayatınızın istediğiniz kadar güzel olmadığını fark ettiyseniz, olumsuz kelimeleri ne sıklıkla kullandığınızı not etmek için bir defter. Gerçekten daha iyi bir hayatın ne kadar kolay ulaşılabileceğini gördüğünüzde şaşıracaksınız. Kelimelerinizi değiştirin, hayatınız değişsin. Sözlerinizle birlikte davranışlarınız da değiştiğinde siz de değişmeye başlarsınız. Siz değiştikçe yaşamınız da değişir. Bir bakarsınız ki yaşamınız, söyledikleriniz, düşündükleriniz, davranışlarınız olmuş. Bu yüzden olmasını istediğiniz şey neyse ona odaklanın. Olmamasını istediğinize değil. Şimdi şu iki cümleye bakın. Ve iki cümlenin de ayrı ayrı size ne hissettirdiğini düşünün. Okumayalım sevgili dostlarım. Şimdi burada hipnotiktif kalıplarına girecek. Yine saygıdeğer Adil Hocam'ın alanı. Sevgili dostlarım. Ülkemizde ilkokul 1'den itibaren üniversiteye kadarı Türkçe ve edebiyat derslerinde bizi öğreten hocalarımız hipnotik dil kalıplarını bilmiyor. Evet. Hipnotik dil kalıplarını bilmeyen kişi yabancı dil öğrenemez. Dünyada iki ülke, Türkiye ve İtalya'dır. Şu beş tane örnek verip geçeceğim. Milton Erickson'ı bilmeyen bilim adamlarımız var sevgili dostlar. Oysa Türkiye'de Milton Erickson'ın enstitüsünü kurdu. Taner Dövücü zannedersen. Bilse bile karşı. Şirinlediğinin düşmanıdır çünkü. Karşı. Diyorum ki hipnotik dil kalıpları, ey edebiyat hocam, ey Türkçe hocam diyorum, o ne demek diyor. Şimdi sevgili dostlarım, hipnotik dil kalıplarına güzel bir örnek bu. Bugün hava çok güzel ama yarın yağmur yağacak. Yarın yağmur yağacak olsa bile bugün hava çok güzel. Olumlu ve olumsuz, negatif ve pozitif kavramlar. Bakın ne kadar anlam değişiyor değil mi? İyi mi sevgili dostlarım?
sadece iki kelime ama ve olsa bile kelimeler cümledeki ifadeyi ne kadar değiştiriyor değil mi? İlkinde olumsuz bir duygu durumu, ikincisinde ise her şeye rağmen mutlu olma durumu. Siz sade düşüncelerimizden değil, duygularımızdan da bütün evrene karşı sorumluyuz. İçimizdeki kinden, nefretten, intikam duygusundan yükselen eksi elektrik dünyadaki bütün zerreleri ürpertiyor. Haberiniz var mı? Veya içimizden yükselen ve içine yeryüzündeki bütün insanları, bütün hayvanları, bütün nebatatı, bütün eşya için alan bir hayır dua, bir güzel dilek, damga bütün zerrelere iyinin, güzelin, temiz, asil ve yüce olan ışınlarını yayıyor. Ne olur kalbimizi, aklımızı hep sevgiyle, saygıyla, edep ile, incelikle, güzel duygularla doldurursak. Şems-i Tebriz'i der ki, eğer hala kızıyorsan kendin ile olan kavgan bitmemiş demektir. NLP bu işte, benim kültürümde var. Eğer hala kırılıyorsan gönül evinin tuğlaları pekişmemiş demektir. Eğer hala kırılıyorsan af makamına ulaşmamışsın, öfke ve kin seni cayır cayır yapıyor demektir. Eğer hala ben demekten vazgeçmiyorsan dizginlerin hala nefsinin elinde ve sen bu esarete boyun eğiyorsun demektir. Eğer hala musibetlere yana yana üzülüyorsan gerçeği bilmiyorsun demektir. Eğer hala şikayet ediyorsan hakikati göremiyorsun demektir. Huzurlu, mutlu günler yaşamanız dileğiyle. Şimdi sevgili dostlarım, burada Şems-i Tebriz'den örnekler verdik. Sevgili dostlarım, yine bir parantez açmak durumundayım. NLP Amerika'dan çıkıyor. 1976 yılında John Grinder, Richard Bentler buldu, biliniyor. NLP'nin L'si linguistik dili doğru kullanma sanatı. John Grinder ve Richard Bentler inzivaya çekiliyor, ortaya bir bilim dalı koyarım diyor. Alt ismin dallarıyla görüşüyorlar, hepsi kabul ediyor. Bir tek Milton Erickson kabul etmiyor. Orada John Grinder telefonu açıyor. Sayın Erickson, biz ortaya bir bilim dalı koyacağız. Bir gördük ki sizin bize yardımcı olur musun? Der. Erickson dünyada dili en kapatıyor. Richard Bentler diyor ki, saygıdeğer Grinder, biz NLP bilimini ortaya koyacağız. L'si linguistik dili doğru kullanma diyoruz. Biz kendimiz dili doğru kullanamıyoruz. Şu telefonu ver diyor. Telefonu kaldırıyor. Sayın Erickson, ben Richard Bentler. Biz NLP bilimini ortaya koyacağız. Gördük ki size ihtiyacımız var. Sizin biliminize ihtiyacımız var. Dehalar, dahiler bilgilerinden faydalanır, insanlık yararlanır, der. Bir müddet düşündükten sonra Erickson, evet der ve ortaya NLP bilimi çıkar. Şimdi sevgili dostlarım, NLP bilimi, yine bir parantez açıyorum, saygıdeğer hocam dedi ki bana, sana bütün kapılarını açacağım, bir anahtar vereceğim dedi. Bütün kapıları sen açacaksın dedi. İkide bir, hocam şu kapıyı açar mısın, hocam şu kapıyı açar mısın de bana dedi. Hocam bana bir anahtar verdi, o anahtarla bütün kapıları açıyorum sevgili dostlarım. Şimdi, ister geleneksel girişimcilik, ister startup girişimciliği, NLP ile birebir ilişkidir arkadaşlar. NLP, ufuk aşmaya yönelik bir bilim dalıdır. 35 ülkede bilim olarak kabul edilmiştir. Ne yazık ki bizim ülkemiz ona direnç gösteriyor, karşı geliyor. Dikkat ediniz çevrenize, çok büyük iş adamları ve sıfırdan girişimci olup çok büyüyen kişilerin geneli bu NLP bilimini alan kişilerdir. NLP bilimi alıp da ekonomisi düşük olan sıradan bir insan ben görmedim. O startup girişimciliğini de ortaya çıkaracak olan saygıdeğer hocalarımızdan eğitim alan kişiler çıkacaktır.
Evet, bu kadar da büyük konuşmalara iddia ediyorum. En güzel örneği verin arkadaşlar. En güzel örneği verin. Bana birisi gelsin, startupla ilgili şu domainim var desin, gelsin, ona her türlü yardım yapmaya hazır ve nazırım. Hatta melek yatırımcı da yapabilir. Yok. Yok. Kendini tanı. O zaman hakkında söylenenler sana zarar vermez. Eğer zarar veriyorsa sen kendini tanımıyorsun demektir. Arkadaşlar, işte zeka beden yaşı. Beden 60, zeka 15. Ünvan dolu dolu. Kaprisli, kompleksli, takıntılı kişilik. O kişi yapma zararı görüyor. Çünkü kendisini tanıyor, tanıyamıyor. Kendisini tanıyan kişiler startup girişimi olabilir arkadaşlar. Tam buradan başlayıp yapacaktım arkadaşlar. Evet. 25 yaşına kadar arkadaşlar okul hayatı, 25 yaşından sonra hayat okulu başlıyor. Daha önce de söyledik ya, dünyada hiçbir üniversite girişimci mezun etmiyor diye. Milyonlarca teorisyen mezun ediyoruz ve işsizler ordusuna katılıyoruz. Türkiye'de en fazla işsizlik oranı üniversite mezunlarında. Bunların hepsi teorisyen, pratisyen değil. Nitelik yok, nitelik yok. Sadece bir A4 diploma var, sadece. Ona değer katan farklı nitelikler, yabancı dili bilme, örneğin mühendisse kaynak mühendisliği, boya mühendisliği, solidwork, birkaç tane dil bilme, proje okuma, resim okuma gibi nitelikler yok. Bunlar olsa dahi başka birisinin yanında çalışan olarak giriyor. Çünkü genlerine bu kodlama yapıldı. Başkasının emrinde çalışacak kodlaması yapıldı. Bizim gibi çıkıyor. Tesadüfen biz NLP eğitiminden sonra bilinçli olarak ortaya çıktık. Çünkü yaşam cesur insanları seviyor. Korkakları sevmiyor. Riske girmeyen şampanya patlatamaz mı atasözü? En büyük risk, risk alamamaktır. Sürekli anksiyete, kaygı, korku, gelecek kaygısı olan kişilerden geçimlik bekleyebilir misiniz? Bekleyemezsiniz değil mi? Bekleyemezsiniz. Bunlar bizim gerçeklerle yüzleşmemizdir. Ne yazık ki biz gerçeklerden sürekli imtina ediyoruz, kaçıyoruz. Her şey değişiyor. Ya değişimi yaşayacağız veya ölümü bekleyeceğiz. Startup girişimciliği, startup girişimciliği. Artık geleneksel girişimciliği de bırakacağız arkadaşlar. Topyekun buna odaklanacağız. Topyekun. Tanrı insanoğlu iki varlık organ verdi. Biri düşünmek, diğer oturmak için. Başarı hangisini kullandığınıza bağlı. Değerli dostlarım, dünya gelirlerinin %96'sını %1'i paylaşıyor. Yani dünya nüfusu 8 milyarsa %1'i 80 milyon yapar. Bu 80 milyon insan dünyadaki tüm gelirlerinin 100 liranın 96 lirasını paylaşıyor. 7 milyar 920 milyon insan ise %4'ünü paylaşıyor. Şimdi
Bu önümüzdeki 15-20 yıl sonra dünyada her şey değişecek. Vahşi kapitalizm denilen o kavram arkadaşlar, canavar bir kapitalizme dönüşecek. Tekelleşmeler ve tröstleşmeler fazlalaşacak. Bana Ali Babacom diyor ki, ta Çin'den, sana bir günde malı göndereceğim diyor. Çin'den. Ben bir mobilya almaya çıktığım zaman, tabakhaneye gidip, mobilyalar caddesine gidip gelmem yaklaşık 5 saat sürer. Sen gezince yerler, ben senin mobilyalar diye eve ineceğim diyor. Ta Çin'den arkadaşlar. Bakınız. Şimdi biz tabakhanede yürüyerek mobilya gezen kişiler, 3. dünya ülkeler konumunda olacağız, kalacağız. Dünyanın en büyük gelişmiş metropol şehirlerinde lojistik merkezleri kuruluyor. İstanbul'da Amazon denen firmadan tutun, IKEA'ymış vesaireymiş, tamamı koca koca evleri kiraladılar arkadaşlar. Bizim ülkemizin tank, top, tüfekle işledilmesine gerek yok. İşte Amazon'un kurduğu lojistik merkezlerle biz işgal ediliyoruz. Hepimiz onların dümen suyuna gireceğiz. Hepimiz onlarla alışveriş yapacağız. Dünyada e-ticaret uygulamalarında dünyada İsrail 56 milyar dolarlık ürün satıyor. Ülkesi 56 milyar dolar para satıyor. Norveç 38 milyar dolar. Bizim 83 milyon ülkemizde 1.3 yani 1 milyar 300 milyon dolarlık bir ürün satışımız var arkadaşlar. 2 milyon İsrail 56 milyar dolar satarken biz 1 milyarlık mal satabiliyoruz. Bir problem var. Bir problem var. Evet, bir problem var. Ya imkanlarımızı çoğaltacağız ya isteklerimizi azaltacağız. İmkan çoğaltma yok, startup girişimcilik yok. Çoğaltamıyoruz, isteklerimizi azaltamayınca buyurun kaos. Kaos. Geçimsizlik. Kanaatkarsızlık, şükredenlerle olmayanlarla. Bunu saygıdeğer hocam söyleyecek zannettim. Zamanım doldu mu arkadaşlar? 5 dakika. Şunu bitireyim müsaadenizle saygıdeğer hocam. Şimdi sevgili dostlarım, startup girişimciliğinde iletişim çok önem arz ediyor. Geleneksel girişimcilikte iletişim beden dili %55, ses tonu %38, eşittir %93. Kelimelerin gücü %7'dir. Şimdi bilinçaltı NLP bilimine göre %93'dür, diğer bilimlerde %87'dir. Biz NLP'yi baz alırsak beden diliyle ses tonu %95, eşittir bilinçaltı %93. Kelimelerin gücü %7. Konfüçyüs'ün çok güzel bir söz. %2'ye düşüyor. Kelimelerin kuvvetini bilmeyen insanlarla esaslı bir konuyu asla görüşemezsiniz ve tartışamazsınız göz önünde bulundurduğumuz zaman kelimelerin gücü %2'ye düşüyor. %2'ye. Dolayısıyla ne söylediğiniz önemli değil, nasıl söylediğiniz önemli. Nasıllarla problem çözeceğiz, sorunlar çözeceğiz. Nasıllarla girişimci olacağız. Nasıllarla. Bu büyük ilişkilerde girişimcilerinde ise bunların fazla bir etkisi olmuyor. Tatlı nasılları kuracağız sevgili dostlarım. Yani bizim asosyal olmadan tek arkadaşımız şu laptop olacak, bilgisayarlar olacak ve bununla ilgili sürekli eğitim alacağız. Sürekli. Rıdvan hocam burada. Rıdvan hocam burada. Eskişehir'de kendisi. Saygıdeğer hocam. Tanışmanızı isterim. Aradan çıkacaktır bu startup girişimcilere. Toparlıyorum. İnsanlar arasındaki ilişki, özellikle ülkemizdeki insanların arasındaki ilişkiyi okuyup bitiriyoruz. Almayı binbaşıya yarın sabah saat 9'da güneş tutulacak. Bu her zaman görülen bir şey değil. Anayi'deki evleri eğitim elbiseleriyle eğitim alanına getirin de olayı görsünler. Ben de orada bulunup kendilerine gerekli bilgiyi vereceğim. Şayet yağmur yağarsa bir şey göremeyiz. O zaman evlerin üstü kapalı tarımgaha oturtursun.
binbaşı yüzbaşıya albayın emriyle yarın sabah saat 9'da güneş tutulacak. Bu her zaman görülen bir olay değil. Şayet hava kapalı olursa bir şey görülemeyecek. Bu durumda tutulma kapalı talimliyatta gerekli eğitim elbisesiyle yapılacak. Yüzbaşı teğmene albayın emriyle yarın sabah 9'da eğitim elbisesiyle güneş tutulmasının açılış töreni yapılacak. Şayet yağmur yağarsa ki bu pek görülen bir olay değil, albay kapalı talimliğe gerekli bilgiyi verecek. Teğmen başçavuşa yarın sabah 9'da hava güzel olursa eğitim kıyafetiyle albay tutulacak. Kapalı talimliğe yağmur yağarsa albay talim meydanında manevra yapacak. Çünkü bu her zaman görülen bir olay değil. Başçavuş askere yarın sabah saat 9'da kapalı talimliğe albayı tutacağız. Sabah 9'da hepimiz eğitim teçhizatıyla hazır olur. Askerler kendi aralarında yarın sabah bizim başçavuş albayı tutuklayacak bir şey çıkıyor. Bizim iletişimimiz bu işte arkadaşlar. Biz iletişim kuramayan, uzlaşı kültürde bir ortak paydada bulunamayan insanlarız. Bizim en büyük sorunumuz birbirimizi sevmiyoruz ve birbirimize güvenmiyoruz. Sevgili dostlarım, ne zaman birbirimizi çok sevip ne zaman birbirimize çok güvenirsek bu startup girişimciler buradan çıkacaktır. Teşekkür ediyorum. Evet, Soner Çan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi teşekkür plaketimiz var, teşekkür belgemiz var ve bir buketimiz var. Bununla alakalı biz tabii ki burada dedik ya, Soner Çan Bey'in de aynı zamanda hocası, bir nevi ustası da burada. Bu çok güzel, kıymetli bir almış. Bu kendine usta diyebilmek için önce ustanı geçeceksin, sonra seni geçecek bir öğrenci yetişeceksin diyor. Hem usta var, hem öğrenci var, hem usta var. İnşallah nice öğrenci yetiştirmeyi diyelim. Güçlü bir alkış alalım. Şimdi Soner Çan Bey'e teşekkür belgesini vermek üzere Mustafa Köksal Bey'i, önder bilgi sahibi Mustafa Köksal Bey'i alkışlarla kürsüye davet ediyorum. Çıkarayım. Evet, Mustafa Köksal Bey, önder dil sahibi Soner Çan Bey'e teşekkür belgesini takdim ediyorlar. Fotoğraflarımızı aldık sanıyorum, değil mi? Çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla yerine vuruyoruz Mustafa Köksal Bey'e. Şimdi Soner Çan Bey'e plaketini vermek için Akoluklu Mukava Kutu Ambalaj Karton sahibi Ahmet Kahveci Bey'i buraya davet ediyoruz. Güçlü alkışlarımızla Ahmet Kahveci Bey'i davet ediyoruz. Saygılar abi. Evet, Ahmet Kahveci Bey. Sağ ol. Soner Çan Bey'e plaketini takdim ediyorlar. Teşekkür ediyoruz Ahmet Kahveci Bey'e. Alkışlarla yerini alıyoruz Ahmet Bey'i. Evet, bir hanım kızımızı daha davet edeceğim. Hanım kızımız da heyecanla bekliyor. Buketini takdim edecek hanım kızımız. Nisa Eylül Petek hanımefendiyi buraya davet ediyorum. Alkışlarınızla heyecanlı bekliyorsun. Evet, Nisa Eylül Petek hanım kızımız Soner Çan Bey'e buketini eyvallah alkışlıyorum. Evet, buketini takdim etti. Çok teşekkür ediyoruz.